Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de yepyeni bir hikayeye başlıyoruz. Göklerin Sırrı Ağıt. 1. sezon 1. bölüm. Dünya şeytani yaratıklar ve enfekte olmuş hastalarla dolmuş. İnsanlığın son temsilcileri. Duygulara yer bırakmayan bir yeni gerçeklikte hayatta kalmaya çalışır. Ama gerçek aşk küllerinden bile doğabilir. Arkadaşlar, hikayenin açılış ekranı bu değil. Direkt isimle başlıyor ama herhangi bir yere dokununca geçtiği için geçti yani. İsmimiz Lane. Hikayen başlamak üzere. Ancak önce ana karakterin dış görünümünü seç. Avrupalı fit vücut. Avrupalı sportif vücut. Ben sanırım fit vücudu alacağım ya. Bunu daha çok beğendim. Kahkülle koyu. Sarışın. Bedava mı bunlar? Şaşırdım şu an. Hayır ya. Tipimi değiştirmeyecektim ki. Saçımı değiştirecektim. Bu saçta kalalım. Devam etmeden önce lütfen tercihlerini ayarla. Tercih ettiğim. Erkek ve kadın karakterlerle romantik ilişki kurabileceksin. Romantik sahnelerin açık ve ayrıntılı olmasını tercih ederim. İpuçlarını kendine göre ayarlayabilirsin. İpuçların açık olduğu sürece seçimlerinin yanında doğru yolda kalmana yardımcı olacak işaret belirir. İpuçlarını da açalım. İpuçlarını açmaya karar verdin. Seçimlerin yanında gittiğin yolu simgeleyen işaretler belirecek. Evet, hikayeyi başlat. Ve animasyonumuz bitti. Göklerin Sırrı Ağıt. Bölüm 1. Gözlerini aç. Bu hikaye Göklerin Sırrı adlı roman serisinin devamıdır. Olaylar örgüsüne tam olarak hakim olabilmek için önceki bölümleri tamamlamanı tavsiye ederiz. Yalnızca seçilmiş kişilere ölümden sonra yaşamaya devam etme fırsatı verildi. Ömrü sonsuza kadar süren ölümsüz melekler ve şeytanların yanına geçiyorlardı. Ama kanatlarıyla beraber sorumluluk da almış oluyorlardı. Böylece gökler uzun süre boyunca insanlığa hükmedip insanların kaderini belirliyordu. Ta ki bir gün tanrıları yaratan, başlangıcını ve sonunu kendine taşıyan varlık, bakışlarını onlara çevirene kadar, zayıf ve kusursuz olmayan bu yaratıklar ona göre değersizdi. Varlık hükmünü verdi. Çürümüş dünya sarsılıp yıkıldı. Ancak her yeni nefes için savaşmaya alışmış insanlar hala savaşmaya devam ediyordu. Üç yıl önce Gizli araştırmalarıyla tanınan Sibirya adlı askeri bilim üssü garip koşullar altında yer altında kayboldu. En önemli araştırmalarından biri Kıyamet kitabını tercüme etme girişimiydi. İnsanlığı kurtarabilecek gücü içeren ölümsüzlerin değerli yazıları. Kaza yerinde bir yarık oluştu ve dünya tüm canlıları yok eden şeytani yaratıklarla doldu. Yeni bir enfeksiyon ortaya çıktı ve bu da başka bir felaket oldu. Bilinmeyen nedenlerle mutasyona uğrayan insanlar akıllarını kaybederek tehlikeli canavarlara dönüşüyordu. Bizim zamanımızda Oxford'da bulunan Adem adlı yeni bilimsel araştırma üssü oluşan yarık bölgesine elit bir müfreze gönderdi. Felaketin nedenini araştırmalı ve eski üssün karlı kalıntıları arasında Kıyamet kitabını bulmalıydı. Ekip dünyanın öbür ucuna, uzak Sibirya'da bulunan insanlığın son sınır karakolu olan Rothkov şehrine gitti. Ama o ekip yalnızca kitabı bulmadı. Yalnızım, üşüyorum ve korkuyorum. Sis bitmiyor ve karanlık beni takip edip duruyor. Beni yer altına çekmek istercesine peşimi bırakmıyor. Ben onun bir parçası mıyım? Başlangıcı veya sonu muyum? İleride bir şey görüyorum. Siste sıcak bir parıltı beliriyor. Bir melek bana uzanıyor. Aa, melek de melek yalnız. Cevap olarak elimi uzatıyorum. Meleğin eli soğuk, buz gibi. Sen kimsin? Peki sen kimsin? Sorusu içimde yankılanıyor. Başım zonklamaya başlıyor, bacaklarım tutmuyor. İnsanlık dışı bir çığlık gökyüzünü yarıyor. Birkaç gölge bize doğru kaçıyor. Koş. Yüzümün önünde kanatlar çırpıldı ve yabancı havalanıp beni tehlikeden korudu. Sanki büyülenmiş gibi hareketlerini izledim. Hareket edemiyordum. Yumuşak kanatlar sanki tüyler çelikten dökülmüş gibi havayı kesiyordu. Ay ışığının aydınlattığı silüet gökyüzünde dans ederek gölgelerde ustaca baş ediyordu. Kaçmam lazım. Ama artık çok geçti. Gecenin karanlığından kocaman bir kuzgun fırladı ve yakınlara çöktü, karanlığa büründü. Erebon'un kuzgunu mu ne? Bir şeyin kanatlarını açmasıyla dans eden gölgeler dağıldı. Ne? Cehennemde azap çeken tüm günahkarların çığlıkları, yaratığın tek bir çığlığında birleşti. Çok iğrenç ve iliklerine kadar ürperticiydi. Yaratığın siyah kanatları, sanki onun tarafından yaratılmış gibi karanlığa gömüldü. Ve vücuda o kadar keskin bir soğuk yayıyordu ki etraftaki hava dondu. İpucu, şimdi yapacağın seçim hikayenin akışını değiştirecek. Bazı seçimler hikayeyi az ölçüde değiştirirken, bazıları büyük değişikliklere yol açar. Ne yapmalıyım? Kendini kurtar. Yaratığa yaklaş. Yaratığa yaklaşmak ileride bir puan veriyormuş ama ne olduğunu tam bilmiyorum. Tutmayan bacaklarla yavaş yavaş yaratığa yaklaştım. Boynuzlu yaratık kanıma susamıştı ama saldırmaya çalışmadı. Kalbimi zincirleyen korkuya rağmen elimi şeytana uzattım. Bir silah sesi duyuldu. İblis ölüm hırıltısı çıkararak yere düştü. Pençeli parmaklar altlarında karanlık bir birikinti belirene kadar titriyordu. Bu bir rüya değil, gerçek. Arkamı döndüm. Ay, ben bu fotoğrafları görmüştüm ve çok beğenmiştim bunu. Adam bana gergin bir şekilde baktı. Anlamıyorum, sana saldırmadı. İğrenç yaratığa yaklaştın ama o sana dokunmadı. Adam bunu unutmaz. Yaralı mısın? Bilmiyorum. Yabancının simsiyah saçları vardı. Kaşlarını çatmıştı. Ağır ağır bakıyordu. Diğer insanlar geride kaldı. Kar ve gece yüzlerini sakladı. Adamın kıyafetlerinde tanıdık bir logo dikkatimi çekti. Sibirya askerlerine aitti. İkimiz de donup birbirimize baktık. Sadece rüzgar saçlarımızı savuruyordu. Aniden elini kaldırdı ve soğuk silah şakağımı yaktı. Her yer karardı. Gözlerimi açtım ve açgözlülükle nefes aldım. Sanki ciğerlerimdeki tüm hava çekilmiş gibiydi. Sıradan, rahat, tatlı, hiç de tatlı değilmiş bu arada. Ben ikinci kıyafeti beğendim. Bakayım, iki mi? Evet, bu. Saçımız güzeldi ya. Niye değiştiriyoruz ki? Ekranın üst kısmına dokunup gardırop düğmesine basarak kıyafetlerini ve saç stilini değiştirebilirsin şuralarda. Altımda küçük bir kanepe vardı ve üstüme hafif bir battaniye atılmıştı. Yüzüm duvara dönüktü, yan yatıyordum. Etraftaki her şey yabancı, soğuk ve cansızdı. Lanet olsun, başım deli gibi zonkluyor. Garip yaratıkların olduğu bir yarığın dibinde uyandığımı hatırladım. Bölük pörçük anılar daha eski hatıraların uyanışına neden oldu. Askeri araştırma üssünün koridorlarındaki yeşil ışık, orada kitap okuyarak geçirilen sonsuz saatler. Bana öyle geliyordu ki geçmiş, kapı koluna uzanmaya çalıştığım anda elimden kaçıyordu. Ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. Ama beni endişelendiren yalnızca geçmiş değildi. Şu anda da bir sorun vardı. Sanki beni ben yapan kafamdan birkaç vida sökülmüş gibiydi. Ruhumda uçsuz bucaksız mavi bir çoraklık vardı. Kasvetli gökyüzünü yansıtan sığ bir su birikintisi. Ve onun ortasında tek başıma duruyordum. Yalnız, üşümüş ve korkmuş. Ölü bir yaratığın görüntüsü gözlerimin önünden geçti. Ürperdim. Burada neler oluyor? Kıyafetleri inceledim. Birisi kıyafetlerimi değiştirdi. Vücudum ağrıyordu ama yine de diğer yana dönmeyi başardım. Aa, meleğimiz. Dondum kaldım. Beni yarıktan kurtaran adam karşımda oturuyordu. Ölümsüzler artık bizimle işbirliği mi yapıyor? Mükemmel bir heykel gibi donmuştu. Yalnızca zorlukla inip kalkan göğsü yaşadığını belli ediyordu. Gözlerini kapatan yabancı uyuyakalmıştı. Kaçsam mı? Ama nereye? Hayır, acele etmeye gerek yok. Adamın üzerinde herhangi bir silah fark etmedim. Kaygım artıyordu. Beni bir tehdit olarak görmüyor mu? Ona karşı tamamen zararsızım demek ki. Beni kurtardı değil mi? Önce neler olduğunu öğrenmem gerekiyor. Bazı seçenekler elmas karşılığında alınır. Özel kıyafetlere ve özel sahnelere erişim sağlayabilir. Ya da kahramana karşı tutumu değiştirebilir. Hemen dene. Ne yapmalıyım? Adamı incele. Yabancı bir sandalyede oturuyordu. Bacak bacak üstüne atmış ve kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Başı hafifçe yana eğilmişti. Bu da sarı buklelerinin yüksek alnına düşmesine neden oluyordu. Keskin, aristokrat hatlarına sahip sakin bir yüz. Güzel bir tanrı heykeli gibi. Bütün görünüşü hayranlık ve saygı uyandırıyor. Ama aynı zamanda içeride anlaşılmaz bir şeyin yükselmesine neden oluyordu. Bu duygu kafa karıştırıyordu. Adamın mükemmel yüzünü sarsmak, karartmak, üzerinde duygu uyandırmak, en az bir kırışık görmek, yüz hatlarında insan sıcaklığı hissetmek istedim. Bu soğuk güzelliğe kapılıp tek bir bakış bile elde edemeyen kaç kalp kırılmıştır acaba? O burada değildi. Sanki uzanıp ona dokunsan bu görüntü anında dağılacakmış gibi görünüyordu. Hafif bir sis gibi eriyip gidecekti. Onun bir melek olmasına şaşmamalı. Kibarlıktan sustum. Kendin arkana dönersin diye düşünmüştüm. Daha ne kadar dikileceksin böyle? Adamın dikkatini çektin. Bunu hatırlayacaktır. Delici gözleri bana dik dik baktı. Şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemedim. Kıyafetlerimi sen mi değiştirdin? Kendi sesim bana bir şekilde cansız geldi. Onu tanıyamadım. Adam sanki saçma bir şey sormuşum gibi bana baktı. Hayır. Kim? Anna. Sessizlik oluştu. Onun rahat ses tonuna şaşırdım. Ben de ne bekleyeceğimi bilmeden dikkatlice etrafıma baktım. Ve ben neredeyim? Rothkov malikanelerinden birinde. Sen kimsin? Soruyu duymazdan gelerek sandalyeden kalktı ve omuzlarını hareket ettirerek vücudunu esnetti. Göğsündeki kumaş gerildi ve belirgin kasları ortaya çıktı. Adamın sadece mükemmel bir yüzü değil, aynı zamanda fit, atletik bir vücudu da vardı. Beni kurtardığın için teşekkürler. Bir şey değil, öyle gerekti. Bazen bir kişi hemen antipatiye neden olur ama aynı zamanda onda büyüleyici bir şeyler vardır ve onun ilgisini çekmeye çalışırsın. Nefret, hoşlantı ya da dostluk olması önemli değil. Sadece onun ilgisini kazanmak istersin. Öyle insanlar odaya girdiğinde her yeri doldurur ve birden bu bakışı bir daha asla unutamayacağını idrak edersin. Bu özel bakışı. Adam pencereye gitti ve perdeyi çekerek gergin bir şekilde ufka baktı. Yutkundum. Nasıl hissediyorsun? Bilmiyorum. Oraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Üzerimde eğilip sıkılmış gibi bana baktı. Neyse kalk, seni generalin yanına götüreceğim. Ne için? Sorularını cevaplayacak. Yakınlarda bulunan bir binaya gittik. Kar yağıyordu ve görebildiğim tek şey önümde yürüyen adamın sırtıydı. Generalin ofisi üst kattaydı. İçerisi serindi. Teşekkür ederim Kabil. Kabil. Adı Kabil miymiş? Arkadaşım belli belirsiz başını salladı ve kapıyı arkasından kapatarak gitti. Odanın ortasında dona kaldım. Bana silahla vuran adam şimdi karşımda oturuyordu. Onu görür görmez şakağım acıyla zonkladı. Adım Dimitri. Oturur musun? Gerginlikten kulaklarım çınlıyordu. Bir sandalyeye oturdum ve titreyen elimi avucumla kapattım. Korkma, sana zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Bana vurdunuz. Neden? Zaten direnmeyecektim. Çok az zamanımız vardı. Konumumuzu ifşa etme riskini göze alamazdım. Bana mı? Ben basit bir laboratuvar asistanıyım. Adam sandalyesine yaslandı ve yorgun bir şekilde burun kemiğini oluşturdu. Basit bir laboratuvar asistanı mı? Cebinden rozetimi çıkarıp bana doğru attı. Kahretsin, çıkarmaya zamanım olmadı. Laboratuvar asistanları ne zamandır gizli olarak işaretlenmiş? Kapalı bir tesise geçiş iznine sahip oldu Bayan Lane. Bazı seçimler adaptasyon değerini artırır. Yüksek adaptasyon puanı sayesinde kahraman daha fazla yeri keşfedebilecek ve düşmanlara daha iyi direnebilecek. Yani arkadaşlar, adaptasyon şey gibi, yüksek şöhret, saygı gibi bir şey. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Bu bilgileri açıklayamam. Siz de Sibirya'daydınız değil mi? Yani anlıyorsunuz. Neyse, yarıkta ne işin vardı? Bilmiyorum, hatırlamıyorum ya da hatırlayamıyorum. Gece hala üstteydim ve her zamanki gibi geç saatlere kadar çalışıyordum. Gözlerimi açtığımda artık başka yerdeydim. Doğruyu söylesen iyi olur. Şu ana kadar ifadelerinin hiçbiri gerçekle örtüşmedi. Göğsümdeki gerginlik büyüdü ve sıkı bir düğüm haline geldi. Ne demek istiyor? Kalan herkesi aldınız değil mi? Onlara sorun, size yalan söylemiyorum. Dimitri bana ağır, dikkatli bir bakış attı. Sonra içini çekti ve yorgun bir şekilde gözlerini kapattı. Sesi kasvetli bir ton kazandı. Bir sonraki cümleyi zorlukla söyleyebildi. Herkes öldü. Enkazın altına diri diri gömülmüşler. Sen de öyle. Ne? Lane, Sibirya'daki kazada hayatını kaybedenler listesinde yer alıyordun. Düne kadar. Çalıştığın üs yer altına göçmüş. 3 yıl önce. Ne? Adam bana tekrar dikkatle baktı. İnatçı bakışları içime işliyor, bilincimi tarıyor. Tahminlerinin ispatını bulmaya çalışıyordu. Arkamı dönmek istedim ama dayandım. Kimsin sen Lane? Anlamıyorum. Tırnaklarımı avuç içimin derisine geçirdim. Gerçekten de o gün üsteydin madem. 3 yıldır nerelerdeydin? Nasıl hayatta kalmayı başardın? Düşünceler kafamdan inanılmaz bir hızla geçerken bakışlar bir noktada dondu. Omurgamdan aşağı bir ürperti indi ve irkildim. Kafam karmakarışık. Kendimde değildim ve etrafımdaki dünya artık tanıdık gelmiyordu. Bazı seçimler tanrı sesi veya şeytan fısıltısı değerlerini artırır. Tanrı sesi kahramanın en iyi insan niteliklerine güvenerek ve kendi içindeki güzel duyguları keşfederek hedefine gittiği yoldur. Şeytan fısıltısı karanlığa hükmetme yeteneği sayesinde kahramanın hedeflerine daha dolambaçlı yollarla ulaşmasını sağlar. Ben hala ben miyim? Hatırladığım Lane mi? Öyle hissediyorum, öyle hissetmiyorum. Arkadaşlar bu hesabımda Tanrı'nın sesini takip edelim. Öyle hissediyorum. İçimde derin bir yerlerde bir sıcaklık var. Tanıdık, yoğun ve güzel. Sadece ona ulaşmam gerekiyor. Kalıntılarını koruyup yeniden ateşlemek. Göğsümden bir iç çekiş kaçtı. Avucumda derimde kalan tırnak izleri ovuşturdum. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Hatırlamadığım 3 yıl nasıl geçebilir? Yalan söylemiyor mu? General bir kağıt parçasına bir şeyler karaladı ve dosyayı hızla kapatıp masanın kenarına fırlattı. Vücudum yaklaşan dehşetle ilgili beni çığlık atıp uyarıyordu ama ben bunu bir türlü hissedemedim. İçimde büyüyen gerilimi sakinleştirmeye çalıştım ama hastalıklı beynim harekete geçmeyi talep etti. Boş bir bardak kaptım ve kenarını generalin masasına vurup kırarak tehditkar bir şekilde keskin uçlarını öne doğru uzattım. Dimitri hareket etmedi. Bu rahat pozisyondayken bile silahlanmış olmama rağmen benden daha etkileyici ve tehlikeli görünüyordu. Söylediğiniz her şey saçmalık. Yalnızca kişisel olarak tanıdığım birine inanacağım. Beni hemen serbest bırakın. Üste dönmek istiyorum. Sibirya'da hayatını kaybedenlerin adına şehir mezarlığına bir anıt dikildi. Daha sonra kendin görebilirsin. Aniden general ayağa kalktı ve elimi tuttu. Sakin ol. Ben elimi çekmeye çalışacağım. Bardağı geri koyacağım. Dişlerimi gıcırdatarak elimi kendime doğru çektim. Dimitri hareket etmedi ama tutuşu güçlendi. Dedim ya, her şey yolunda. Bardağı bırak. Önce siz beni bırakın. Sandalye gıcırdadı. Adam eğilip bana iyice yaklaştı. Koyu gözler doğrudan bana baktı. Sakin ve kendinden emindi. İçlerinde en ufak bir öfke ya da saldırganlık belirtisi yoktu. Yalnızca sessiz bir beklenti vardı. Kaçmaya çalışırken Dimitri'yi kendimden ittirdim. Bunu birkaç kez yaptım ama nafile. Benden daha iri ve daha güçlüydü. Vazgeçerek elimi göğsüne dayadım. Aramızdaki mesafeyi kapatmasına izin vermedim. Generalin ofisi kar fırtınasının melankolik uğultusuyla doldu. Ana sana kışlık giysi vermedi mi? Elin çok soğuk. Başka birinin kaslarının parmak uçlarımın altında gerildiğini hissettim. Adamın göğsüne elimi dayamış olmam birdenbire uygunsuz göründü. Elimi ateşten kaçar gibi çekerek bakışlarımı indirdim. Birkaç tel saçım düşerek yüzümü kapattı. Hala yapacak çok işim var. Dürüst olmak gerekirse sen pat diye ortaya çıktın. Yaşadığımız dünya normal bir yer olsaydı, hayır, yine de tatlı tatlı sohbet edemezdik. Bardağı bırak, konuşmaya devam edelim. Benim sabrımın da bir sonu var. Yanağımdan akan soğuk gözyaşını hissedince dondum kaldım. Neden? Ağlıyorum. Ne? Adam saçlarıma hafifçe dokunarak yüzüme düşen tutamı düzeltti. Başımı kaldırdım ve onun şaşkın bakışıyla karşılaştım. Dimitri yüzündeki ifadeyi uzun süre unutmayacak. Hiçbir acı, hiçbir korku, hiçbir dehşet hissetmedim. Ama gözyaşlarım sanki ruhum ölmüş gibi akmaya devam ediyordu. Ve insan olmanın ne demek olduğunu yalnızca bedenim hatırlıyordu. Damlalar elmacık kemiklerimden aşağı akıyor. Ardında tenimi buz gibi yakan parlak izler bırakıyordu. İçimde sadece boşluk varsa neden ağlıyorum? Adam sesinde hafif bir endişeyle sordu. "Neyin var?" Yavaşça parmaklarımı gevşettim ve kırık bardak gürültüyle yere düştü. Serbest kalan elimle gözyaşlarımı sildim. Üste hiç kurtulan olmadı ama kazadan kısa bir süre önce bir kişi oradan ayrılmayı başarmış. O kişi Sibirya'nın yerine Oxford'da yeni bir bilimsel üs kurdu. Ekibim oradan geliyor. Orada ailen ve sevdiklerin hakkında bilgi bulabilirsin. Bugün geri dönüyoruz, sen de bizimle geleceksin. Sonunda nihayet aklım başıma geldi. Harekete geçmek gerekliydi. Ve bir şey daha. Orada, yarıkta, o yaratık sana saldırmadı. Neden? Bilmiyorum ne tür bir yaratık olduğunu da, neden hala hayatta olduğumu da bilmiyorum. Artık hiçbir şey bilmiyorum. Tuvalete gidebilir miyim? Yüzümü yıkamam gerekiyor. Dimitri sessizce başını salladı. Bir an tereddüt ettim. Masanın kenarında duran dosyaya yan gözle baktım. Oraya bir şeyler yazdı. Belki benim hakkımda. İpucu. Arada bir hikayede yol ayrımı yaşanır. Kahramanın izleyeceği yol ne kadar çok adaptasyon biriktirdiğine veya hangi değerden daha çok topladığına bağlı. Tanrı sesi veya şeytan fısıltısı. Yüksek adaptasyon yolu. İçindeki belgeleri görmek için klasörü kasıtlı olarak düşürmek zorunda kaldım. Beyaz kağıtlar yere dağıldı ve ben çılgınca onları birbiri ardına toplamaya başladım. Üstün çöküşüyle ilgili bilgiler, iblislerle ilgili tuhaf çıktılar, tarikatlarla ilgili bir şeyler varmış. Bana en uzaktaki kağıt gözüme ilişince gördüklerime inanamadım. Kağıtta kazayı kız ayarladı ve bunca zamandır saklandı yazıyordu ve üstü karalanmıştı. "Aa, önce bizim yaptığımızı düşündü konuşunca vazgeçti o zaman." Ardından şu cümle geliyordu, çıkarı ve not. Şokta. Burada başka bir şey var. Kağıda uzandığım anda başka birinin ayakkabısı üzerine bastı. Başımı yavaşça kaldırdığımda generalin ateş gibi yakan bakışıyla karşılaştım. "Gerisini ben toplarım." General girişte beliren askere başını salladı ve o da beni dirseğimden kabaca tutarak tuvalete götürdü. Kapıyı arkamdan kapatarak sonunda nefes verebildim. Şans eseri tuvalet tamamen boştu. Burada bir pencere var. Yüksek olmamalı. İçeride acımasız bir cereyan esiyordu. Pencere çerçevesinin altından soğuk giriyor. Yavaş yavaş sıcaklığa karışıp donmuş aynaların kenarlarına yaklaşarak desenler çiziyordu. Kapı kolu hareket etti ve içeri uzun boylu, gözlüklü bir kız girdi. Taze ayaz kokuyordu. Güneş ışınları onun ince profili boyunca yavaşça kaydı. Gözlüklerine yansıdı ve yanıp sönerek kayboldu. Tuvalet bir kez daha soğuk alacakaranlığa gömüldü. Çatlak fayanslara yaslanan yabancı kadın sessizce kollarını göğsünün üzerinde kavuşturdu ve bana baktı. Beni gardiyansız bırakmamışlar. Kapıya hızlıca bir göz attım. Sakın. Tuvalete tek başıma gidemeyecek kadar bana güvenmiyorlarsa bundan sonra ne olacak? Parmaklıklar ardına atabilirler ve hiçbir şey onları durduramaz. Kız garip bir şekilde kıyafetlerime baktı ama hiçbir şey söylemedi. Ceketinden eriyen kar monoton bir sesle yere damlıyordu. Ses duvardan gürültüyle yankılanıyordu. Lavaboya yaslanarak aynada kendime baktım. Taş kesmiş yüzümdeki gözyaşlarının izleri dondu ve boş bakan gözlerim doğal olmayan bir şekilde ürpertici görünüyordu. İç çekerek musluğun kolunu çevirdim. Su sesi gelmedi. Bir örümcek yavaşça musluğun içinden dışarı çıktı. Uzun siyah bacakları keskinleştirilmiş iğneler gibi lavabonun üzerinde inatla sürünüyordu. Su ısıtıcısı sadece ilk musluğa bağlı. Ama çok fazla harcama, su sıkıntımız var. Kız ıslak ceketini kapıya astı ve kabinlerden birine girdi. Onun tavsiyesine uyarak başka musluğa gittim. Su hışırdamaya başladı. Ellerim hoş bir sıcaklık hissetti ve lavabonun üzerinde buhar yükseldi. Ortaya çıkan sisin içinde bir şey parıldadı. Boş bir sabunlukta birisinin unuttuğu gümüş haç kolye vardı. Al, 27 elmas. Gardırobuna yeni bir takı eklendi. Peki bundan sonra ne yapmalıyım? Onlarla birlikte gitmeli miyim? Yoksa kaçıp olup bitenleri kendi başıma mı anlamaya çalışmalıyım? Yabancılara güvenmek tehlikelidir. Buradan bir şekilde çıkmam gerekiyor. Yabancı kadının kapandığı kabine baktım. Etraf soğuk ve kasvetliydi. Başka şansım olmayabilir. Akan su diğer tüm sesleri yuttu. Adımlarım sessizdi. Kızın ceketini dikkatlice inceledikten sonra boş bir defter buldum ve cebime koydum. Sonra kemerimi çıkardım ve onu komşu kabinlerin kulplarına dolayarak kadının çıkışını engelledim. Umarım hemen çıkmaz. Adrenalin nefes alışımı hızlandırdı. Soğuktan sertleşen parmaklarımla donmuş pencereyi olabildiğince sessiz açmaya çalıştım. Sonunda pencere açıldı ve buz gibi bir rüzgar üzerime yıkıldı. Ne kadar soğuk. Yerden kendimi ittirip pencereden tırmandım ve taş kornişin üzerinde durdum. Bir sonraki rüzgar esintisi neredeyse ayaklarımı yerden kesiyordu. 2 kat ama kalbim öyle bir atıyor ki sanki 10. kattan atlayacağım. Arkamdan pencereyi kapatarak yakındaki bir binanın çatısına atladım. Arkasında küçük bir kilisenin yüksek kubbeleri vardı. Mezarlığı bulmaya çalışacağım. Eğer general yalan söylemiyorsa orada bir anıt olmalı. Minik çıkıntılara tırmanarak devasa altın kubbeye ulaştım. Ve arkasına saklandım. Aşağı baktım. Karşımda şehrin ana meydanının manzarası açıldı. Basit binalardan oluşan kutularla çevrelenmiş. Yerel halkın tüm yaşamını bu küçük bölgesine sığdırmıştı. Genel resimde birkaç lüks bina göze çarpıyordu. Zarif ve gösterişli, karla kaplıydı. Binaların geri kalanı pek dikkat çekici değildi. Ancak kasvetli gizemleri kendi tarzlarında çekici görünebilirdi. Hiç asker göremiyorum. Eğer haklıysam mezarlık diğer taraftaki evlerin hemen arkasından başlıyor. Sadece bu kalabalığın içinde kaybolup meydanı geçmem gerekiyor. Altımda görünen küçük gölgeler kah meydandaki kalabalıktan ayrılıyor, kah onun içine gömülüyordu. Şehir ne olursa olsun yaşamaya devam ediyordu. Beni gizleyen kubbenin arkasından açılan pencerenin çatırdaması duyuldu. Acele etmem gerekiyor. Karları eriten sıcak avuçlarım yüzünden çıkıntıyı buz kapladı. Elim kaydı ve desteğimi kaybettim. Şiddetli bir esinti saçlarımı savurdu ve rüzgarda dağıttı. Kar taneleri dondu ve sonra ters yöne doğru yağdı. Aşağı uçtum. Kristal çanların çınlamasına benzeyen hafif bir hışırtı duyuldu. Kanatlar çırptı. Gözlerimi açtığımda onu tekrar gördüm. Berrak gökten kar beyazı kar taneleri düşüyor ve bir meleğin mermer tüylerine yağıyordu. Böyle bir beyazlık kör ediciydi. Senin de ölümsüz olduğunu bilmiyordum. Kabil beni havada yakaladı ve hafif bir hareketle beni aşağı indirdi. Eli belimdeydi ve kaçmama izin vermiyordu. Hepsi boşuna mıydı? Gitmeme izin vermez. Bazı seçimlerin süresi sınırlı. Çabuk karar ver. Acilen bir şeyler düşünmem lazım. Tokat at. Tüm gücümü tek bir harekete yoğunlaştırarak Kabil'in suratına tokat attım. Yalnız bayağı okkalıydı, çıkan sese bak. Soluk ten kırmızıya döndü. Avucum çok acıdı. Genç adam şaşkınlık içinde kanayan dudağına dokundu. Kırmızı bir damla aşağı kaydı. Kabil'in ilgisini çektin. Meydana koştum. Yoldan geçenleri kenara iterek kalabalığın içinde kaybolmaya çalıştım. Nefesim kesildi. Durup kiliseye baktım. Kimse beni takip etmiyordu. Kalabalık beni tam ortada duran ağlayan kız heykeli fıskiyesine götürdü. Tekrar geriye baktım. Kaçmam lazımdı ama bir şey beni çekiyordu. Büyülenmiş gibi gözlerimi ayırmadan kalabalıktan çıktım ve heykele yaklaştım. Heykel o kadar doğal görünüyordu ki korktum. Kızın ellerinden sarkan sıradan buz bile hantal prangalara benziyordu. Acaba hiç çalışıyor mu veya hemen ilk gün dondu mu? Kızın göğsüne yaslanan kılıcın üzerinde harflere benzeyen kesikler vardı. Karları silktim ve şu yazıyı okudum. Yalan söylediğinde kendi yalanını söylüyor. Bu satır tanıdık geliyor ama dahası var. Ben bu cümleyi ezberlemeliyim, yazmalıyım. Ezberleyelim. Aniden etraftaki insanlar dondu kaldı. Başlarını kaldırıp cam gibi gözlerle gökyüzüne baktılar. Kuş sürüleri yaklaşan beyaz ufuktan kaçarak meydanın üzerinde uçtu. Beyazlık yavaş yavaş tüm alanı kapladı, giderek yaklaştı. Fırtına yaklaşıyor, şiddetli. Hayvanlar bunu hissediyor. Duyduklarım beni fıskiyeden uzaklaştırdı. Meydanda hızla yönümü bulduktan sonra aceleyle mezarlığa gittim. Heykel kız bana anlayışla baktı. Meydanda duran evlerin duvarının arkasında büyük bir şehir mezarlığı vardı. Gotik devasa haçlar, karla kaplı koyu renkli mezar taşları. Bu ölüm bahçesi sessiz ve yalnızdı. Kendi adıma beklenmedik bir şekilde hafif bir hayranlık hissettim. Tam merkezde bulunan alçak bir yapıya yaklaşabilmek için huzurunu bozmak zorunda kaldım. Sonsuz isimlerle dolu bir taş levhaya dokundum. Yalan söylemiyormuş. Sonra aradığım satırı bulana kadar anıtın etrafında birkaç kez dolaştım. Parmaklarım harf harf satır boyunca kaydı. Lane. İsmimi böyle bir taşa kazınmış görmek korkutucuydu. Aşağıdan bir yerden bir tiksinti duygusu geldi. Başıma keskin bir acı girdi ve anıttan aşağı kaydım. Ellerimle yüzümü kapatarak yere çöktüm ve özgün bir şekilde başımı eğdim. Bu sadece birer harf. Şokun ardından herhangi bir tepki gelmedi. Bu gerçekten bana mı oluyor? Ben sadece dışarıdan izliyorum sanki. Görünüşe göre generalin ofisinde gözyaşlarımla birlikte insanlığın son kalıntıları da beni terk etti. Peki şimdi ne olacak? Ne yapmalıyım? Sessizce yağan kara bakarken aniden bir düşünce beni delip geçene kadar taş duvara yaslandım. Kıyamet kitabındaki şu pentagram. Defterimi açarak hafızamdan yuvarlak bir işaret çizdim. Pek inandırıcı olmadı. Bu garip sembol gördüğüm ve hatırladığım son şey. Belki de bu olayla bir ilgisi vardır. Aa evet, bölümün başında yere düşmüştük, elimizden yere mi düştük bilmiyorum gerçi. Elimizden kan damlıyordu bu sembolün üstüne. Parmaklarımı saçlarımın arasından geçirdim. Tırnaklarımla tenimi kaşıdım. Ve kitap artık üstle birlikte yer altına gömüldü. Biri kara bastı. Anıtın diğer tarafından biri yaklaştı. Nefesimi tutarak sindim ve kulak kesildim. Selam. Gitmeden önce uğramaya karar verdim. Vedalaşamadık bile. Oh. O da seni özlüyor. Benim gibi. İkimiz de seni özlüyoruz. Fazla zamanım olmadığından kısa bir ziyarete geldim. Ah evet, bu sana. Ses azaldı, sonra kar yeniden gıcırdadı. Uzaklaşan adımlar duyuldu. Bir süre bekledikten sonra sesin geldiği yere dikkatlice yaklaştım. Anıtın basamaklarında soluk bir buket vardı. Kumaş parçalarından dikilmiş küçük çiçekler kuru, boğumlu dallara yerleştirilmişti. İçinde bir kağıt var. Bak, dokunma. Dokunma. Rüzgar notu açtı ve ben ancak sonunu okuyabildim. Üste olanlar gerçekse belki de generali dinlemeliydim. Aniden bileğimi soğuk bir his sardı ve iğrenç bir paslı metal çınlaması duyuldu. Kelepçe. Buraya geleceğini tahmin etmeliydim. Rüzgar esmeye başladı, buketi yakaladı ama ben onu zamanında yakalayıp yerine geri koydum. Teşekkür ederim. Anna sana minnettar. Sibirya'da birini mi kaybettin? Evet, babama. Kendimizi birbirimize zincirlenmiş halde bulduk. Kız ikinci bileziği kendi eline taktı. Senin yüzünden geciktik. Bana yakından yaklaşan Ana dişlerinin arasından mırıldanarak gözlerini fırlat. Okuyamadım. Burada sıcak suyun ne kadar değerli olduğunu biliyor musun? Bugün gideceğimiz için çok şanslısın. Bırak kızsın. En azından ne düşündüğünü saklamıyor. Diğerlerinin boş yüzlerinin arkasına saklanan şeytanlardan daha güvenli. Kız zinciri kabaca kendine doğru çekti. Hadi gidelim. Burada hava erkenden kararıyor. Birkaç dakikalık yolculuktan sonra etrafımızda yalnızca beyaz, aşılmaz bir kar fırtınası vardı. Bir kar fırtınası şehri kapladı. Artık hiçbir şey görünmüyordu. Acele et, bizi bekliyorlar. Kestirmeden gidelim. Yol bitmiyordu. Yolumuzu kaybettiğimiz artık belliydi. Kar fırtınası daha da şiddetlendi ve nereye gideceğimizi anlamak imkansızdı. Lanet olsun. Telsiz kapanmış. Bu soğuktan dolayı pili saniyeler içinde bitiyor. Tökezledi ve aşağı düştü. Kelepçeler beni de peşinden sürükledi. Yokuş boyunca birkaç metre sürüklendik, sonra kara saplandık. Kız kıyafetlerini kontrol ederek silkelendi. Görünüşe göre manastırın önündeyiz. Ayağa kalktı, beni de yanına çekti. Tuhaf, kimse bu bölümü hakkında konuşmadı. Belki de terk edilmiştir. Geçide girdi ve hızla etrafına baktı. Büyük olasılıkla. Tamam, buradan çıkmamız lazım. Birden yukarıdan kar yığıldı. Kızın çıkışını engelledi ve bizi ayırdı. Zincir yere çivilenmişti. Ne yapmalıyım? Seslen. Kelepçeyi kendine doğru çek. Seslen. Hey, yaşıyor musun? Evet, ve sen? İyi sanki. Karları temizle. Buradan çıkmam lazım. Burası çok karanlık. Etrafıma baktım. Akşam vakti kar fırtınası özellikle endişe vericiydi. Her hışırtıya dönüp bakıyor, çok korkuyordum. Elimi karın içinden çıkarıp lavaboda bulduğum hacı kelepçe kilidine soktum. Paslı kelepçe çözüldü. Elimi kurtarmayı başardım. Kaçabilirim ama bu havada tek başına kalmak intihar olur. Kelepçeleri çözmeyi başardın. Tek başıma bunu yapamam. Derin bir iç çekerek bizi ayıran beyaz duvara umutsuzca baktım. Buzlar yüzünden ellerim ağrıyordu ama başka seçenek yoktu. Karın içinde delik açmaya çalıştım ve kız en son dışarı çıkabildi. Elime bakarak düşünceli bakışlarını bana çevirdi ama hiçbir şey sormadı. Onu terk etmediğin için minnettar. Gökyüzü karanlık bulutlarla kaplıydı. Ena haklıydı. Hava hızla kararıyordu. Kar fırtınası daha da şiddetlendi. Rüzgar saçlarımı savurdu, tenimi tırmaladı ve her taraftan kamçıladı. Şehre giden yolu bulmalıyız. Nasıl? Etrafta kar dışında hiçbir şey görünmüyor. Şaşkınlıkla birbirimize baktık. Bir yerlerden müzik geliyordu. Hadi gidelim, çabuk. Manastırın yanında bulunan boş, ışıksız kilisede deli gibi org çalıyordu. Çalan kişi karanlıkta görünmüyordu. Yoğun bir ses odayı dolduruyor. Özellikle duygulu notalar heyecan veriyordu. Uzun pencereler ay ışığını yakalamaya çalışıyordu. Kız öne doğru yürüdü. Ben de onu takip ettim. İnce parmakları tuşların üzerinde kayıyordu ve ayağı ara sıra pedallara basarak ritmi artırıyordu. Dinle, dikkatini dağıtma. Dinle. Karşımda beliren anın güzelliği büyüleyiciydi. Net hareketler hipnotize ediciydi. Meleğin kanatları titriyor ve bedeni melodiyi takip ediyordu. Kabil kah öne doğru eğiliyor, kah gergin bir şekilde dona kalıyordu. Bizi hissederek başını zar zor fark edilecek şekilde çevirdi. Başka tarafa baktım ve etrafı inceliyormuş gibi yaptım. Neden buradasın? Malum. İşini yapamadığın için. Görünüşe göre ekipteki herkes son derece arkadaş canlısı. Dimitri kızı bulmamızı söyledi. Ölü ya da diri. Son kelimeyle adam bakışlarını bana çevirdi. O halde neden burada oturuyorsun? Bütün banklar boştu. Yerde iblis resimlerinin olduğu sayısız kitap. Eski kutsal yazılar, sözlükler ve ne olduğunu anlamadığım dergiler vardı. Bir kar fırtınasının tam ortasındayız. Bu kadar büyük bir bölgenin her metresini kontrol etmektense dikkatinizi çekmek daha kolaydı. Ena yerdeki kitaplardan birini kaldırdı. Eşyalarını bile toplamamışsın. Adam ayağa kalktı. Adım adım yavaşça yaklaştı. Gözlerini Ena'dan ayırmadan hipnotize etti. Kabil balkonun kenarında durdu ve bize baktı. Karanlıkta gözleri parladı. Dimitri sonsuza kadar arkanı kollamayacak. Tökezleyecek, hata yapacak. O zaman bana ihtiyacın olacak. Bu sırada... Askerler meydanda toplandı. Yola hazırlanıyorlardı. Şehrin üzerinde beyaz bir sis asılıydı. Fırtına şiddetlendi. Kar fırtınası daha da şiddetlendi. Hala Ena ve Kabil yok mu? Kızı yuşmuş ellerini ağzına götürerek başını salladı. Kötü. Korkunç bir kükremeyle düşen yıldırım doğrudan atlı karıncayı vurdu. Mekanizma devreye girip çalıştı. Bir saniyeliğine etraftaki her şeyi gün ışığıyla aydınlatan şimşek parlaması kalabalığı hayret içinde bıraktı. Kışın yıldırım mı? Gökler bu şehri terk etmemizi istemiyor galiba. Geriye kalan tek şey bu gücün şeytan mı yoksa Tanrı'nın ta kendisi mi olduğunu anlamak. Parlak ışık kiliseyi aydınlattı. Dona kaldım. Önümde kilisenin minberinde açık Kıyamet kitabı duruyordu. Sayfalardan birinde çizdiğim sembol vardı. Kitabın görüntüsü eski anıları uyandırdı. Başım ağrıdan patlamaya başladı. Saçımı tutup dizlerimin üzerine çöktüm. Üç yıl önce Sibirya üssü. Lane sabahtan beri Kıyamet kitabının başında oturuyordu. Görünüşe göre gizemli kitabın yazıldığı anlaşılmaz dil nihayet ona teslim olmaya başladı. Kemiklerimiz ağzımızda dağılmış. Keşif heyecanından adrenalin etkisine kapılan kız o an işine ara vermekten ölmeyi tercih ederdi. Karanlık arkasında yoğunlaşıyordu. Yavaş yavaş ona yaklaştı. Koridordan sızdı. Duvarları, zemini, kapıları sardı. Lane aniden arkasını döndü. Yine geç saatlere kadar çalıştın mı? Ona hoş kokulu bir kupa uzattı ama kız kitabı yalnızca daha da uzaklaştırdı. Bu kitabı saatlerce, günlerce okusan da herhangi bir sırlarından birini bile çözmeden delireceksin. Senden önceki herkes gibi. Adam cereyan yüzünden kapının tamamen kapanmadığını fark etmeden ofisine döndü. Cep telefonu çaldı ve Lane generalin sesini duydu. Sakin tonda aniden gerilim notaları belirdi. Kız kulak kesildi. Koridordaki lamba titredi ve söndü. Oda soğuk, karanlık ve kasvetli bir hale geldi. Lane masadan kalktı ve sessizce kapıyı açtı. Hayır dur, ne yapıyorsun? Ardından gelen boğuşma sesleri bir silah sesiyle kesildi. Sibirya üssü sonsuza dek sessizliğe gömüldü. Ve ilk bölümümüz bitti arkadaşlar. İlk bölümü beğendim aslında ben. Sizlerin yorumlarınız neler? Sizlerin görüşleriniz neler? Ay söyleyemiyorum. Neyse, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.